Adı se papa. Bir zamanlar Heidi adında bir kız yaşarmış. Anne ve babasını bebekken kaybetmiş olan Heidi'nin teyzesi artık ona daha fazla bakamayacağına karar vermiş. Bu yüzden küçük kızı dedesinin dağdaki kulübesine götürmüş. Alm dede, Alp dağlarındaki küçük bir kulübede tek başına yaşayan aksi bir adammış. Heidi dedesini daha önce hiç görmemiş. Başka bir şehirde iş bulduğunu söyleyen teyzesi, Heidi'yi dedesine bırakıp geri dönmüş. İnsanlardan uzak, yalnız başına yaşayan Alm dede, aslında torununun gelmesine sevinmiş ama bunu hiç belli etmemiş. Yaşlı adam bu sevimli küçük kıza çatı katında güzel bir yatak hazırlamış. Yeni tanıştığı dedesini çok seven Heidi için mutlu ve güzel günler başlıyormuş. Heidi sabah uyandığında dedesinin kocaman köpeği Joseph'le tanışmış. Heidi Joseph'i çok sevmiş. Sonra bir gün gezintiye çıktığında Alp dağlarının yamaçlarında keçileri otlatan çoban Peter'le tanışmış. Seni buralarda ilk kez görüyorum. Evet, yeni geldim. Dedemle birlikte burada yaşayacağım artık. Peter sonraki günlerde keçilerini otlatmaya giderken Heidi'yi de yanında götürmüş. Birlikte dağlarda dolaşmaya başlamışlar. Heidi için her şey çok yeni ve çok ilginçmiş. Heidi Peter'den keçi çobanlığıyla ilgili pek çok şey öğrenmiş. Alm dede de çok belli etmese de torunu Heidi'yi çok seviyormuş. Heidi bütün yaz kırlarda koşup oynarken dedesine ev işlerinde yardım etmeyi de unutmuyormuş. En sevdiği şeylerden biri de dedesinin taş fırınında küçük ekmekler pişirmekmiş. Pişirdiği ekmekleri Peter'in yaşlı büyük annesine götürürmüş. Büyük anne de Heidi'ye keçi sütü ikram edermiş. Sonunda yaz bitip kış gelmiş. Peter okula başlayınca Heidi'nin de canı sıkılmaya başlamış. Peter gibi okula gidemediği için çok üzülüyormuş. Günlerden bir gün teyzesi Heidi'yi şehre götürmek için geri gelmiş. Heidi hem çalışacak hem de okula gidecekmiş. Alm dede önce bunu kabul etmemiş, çok kızmış. Ama biraz düşününce torununun şehirde kalıp okula gitmesinin daha iyi olacağını düşünmüş. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum. Dedemi çok seviyorum, diye itiraz etmiş Heidi. Fakat kısa süre sonra dönebileceğini söyleyen teyzesiyle gitmeye razı olmuş. Teyzesi ve Heidi uzun bir tren yolculuğundan sonra şehirde büyük bir eve gelmişler. Ne kadar büyük bir ev! Burada mı kalacağım? Heidi, evin küçük kızı Clara ile tanışmış. Clara küçükken bir kaza geçirmiş, bu yüzden yürüyemiyormuş. Teyzesi aslında Heidi'yi Clara'ya arkadaşlık etmesi için getirmiş bu eve. Clara ve Heidi birbirlerini çok sevmişler ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Şehir hayatını pek bilmeyen Heidi sürekli komik hatalar yaparak Clara'yı güldürüyormuş. Clara'nın babaannesi çok sert ve kuralcı bir kadınmış. Kalk bakalım tembel kız, çalışma zamanı. Daha öğreneceğin çok şey var. Clara'nın babaannesi Heidi'ye nasıl oturup kalkması gerektiğinden sofrada çatal bıçağı nasıl tutması gerektiğine kadar pek çok şey öğretmeye çalışıyormuş. Heidi şehirde yaşayan insanlar gibi giyiniyormuş artık. Ama bu elbiselerin içinde pek de rahat edemiyormuş. Clara Heidi'ye okuma yazma öğrenmesinde yardımcı oluyormuş. Heidi burada güzel günler geçiriyormuş ama dağları ve dedesini çok özlüyormuş. Heidi üzüntüsünden yemek bile yiyemiyormuş artık. Yüreği özlem doluymuş çünkü. Clara'nın babası ve babaannesi Heidi'nin durumunu fark etmişler. Bir süre sonra onu tekrar dedesinin yanına göndermeye karar vermişler. Clara, Heidi gideceği için çok üzülmüş. Birini sevmek, onun mutlu olmasını istemektir, demiş babaanne. Sonunda veda günü gelmiş. Vedalaşırlarken
Teyzesi Clara'nın gelecek yıl Heidi'yi ziyarete geleceğini söylemiş. Dağlarına döndüğünde mutluluktan uçuyormuş Heidi. Önce yol üzerinde Peter'in evine uğramak istemiş. Clara'nın gönderdiği ekmekleri nineye vermiş. Şık giysilerini de çıkarıp orada bırakmış. Koşarak evine giden Heidi, dedesini görünce ona sımsıkı sarılmış. Yeniden birliktelermiş. Bir süre sonra Heidi, Clara'nın ziyarete geleceğini haber veren mektupla sevinçten havalara uçmuş. Alp dağlarına gelen Clara, Peter'i de çok sevmiş. Fakat Peter biraz çekingen davranıyormuş. Çünkü Heidi'nin yeniden Clara ile birlikte şehre döneceğini düşünüyormuş. Clara, Peter ve Heidi birlikte kırlarda çok güzel günler geçirmeye başlamışlar. Dağların havası ve doğal gıdalar Clara'ya çok iyi geliyormuş. Fakat Peter, Heidi ile olan arkadaşlığı yüzünden Clara'yı iyice kıskanmaya başlamış. Peter, Clara'yı sandalyesine taşıyıp oturtmaktan da pek hoşlanmıyormuş. Bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini yamaçtan aşağı itmiş. Böylece bu işten kurtulacağını sanmış. Tekerlekli sandalyesi olmayan Clara, dağ havasıyla iyice güçlenmiş. Heidi'nin yardımıyla ayağa kalkıp yürümeye bile başlamış. Bir süre sonra yardımsız adım bile atabiliyormuş. Yürüyebiliyorum. Yaşasın. Heidi, bunu sana borçluyum. Bir gün Clara'nın babası ve büyük annesi ziyarete gelmişler. Ve Clara'yı ayakta görünce gözlerine inanamamışlar. Gözlerinde yaşlarla Alm dedeye ve Heidi'ye teşekkür etmişler. İşte o anda Peter yaptıklarından çok utanmış. Clara'nın tekerlekli sandalyesini yamaçtan aşağıya attığını itiraf etmiş. Hepinizden çok özür dilerim. Yaptığım çok yanlıştı. Seni affettik, değil mi Clara? Bak, senin sayende Clara artık yürüyebiliyor. Hepsi birlikte kahkahalarla gülmüşler. Clara ve ailesi vedalaşırken bir dahaki yaza yine geleceklerine söz vermişler. Böylece herkes için mutlulukla dolu yıllar başlamış.